Mavi mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir çorba tarifim var. İftar sofralarınıza çok yakışacak. Sevgili arkadaşlarım, hem lezzet hem vitamin deposu diyorum. Sizlere şöyle bir gösterip hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Sebze çorbası olacağı için tarifimiz için gerekli malzemeler: 2 tane orta boy kuru soğan, 1 tane patates, 2 tane kabak ve 2 tane de havuç kullanacağız. Ben bunları hemen temizledim, yıkadım ve geldim. Bütün malzemelerinizi ailenizin büyüklüğüne göre çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmıştır ama hiç azaltmayın çünkü çok lezzetli bir çorba. Ve havuçları şöyle göz kararı, kuşbaşı diyebilirim, o şekilde doğrayarak kasemize aldık kabakları doğradım. Patatesleri doğradım. Burayı biraz hızlı geçiyorum sizler için ama e, tabii ki göstermem de gerekiyor nasıl çalıştığımı görmeniz için. Kabaklarımızı doğradık. Kuru soğanlarımızı da biraz ince olacak şekilde kıyarak ayrı bir kaseye hazırlayalım. Yani diğer sebzelerle değil. Soğanlarımız ayrı, sebzelerimiz ayrı. Şimdi çorbamızı pişirmeye geçebiliriz. Tencerimize 50 gram kadar tereyağı 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyip güzelce karıştıralım. Yani kızgın olması çok önemli. Tereyağımız köpük köpük iyice kızdıktan sonra soğanı bırakıp kavurmaya başlayabilirsiniz. Bu çok önemli bir ayrıntı tüm tarifleriniz için geçerli. Çünkü tereyağı kızmadan soğanı eklerseniz suyunu salar sası bir tat verir. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, isteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı acı pul biber ekleyerek sotelemeye devam edelim. Soğanlarımız iyice böyle saydam olduktan sonra iyice kavrulduktan sonra tüm malzemelerimizi ekleyip tekrar sotelemeye devam ediyoruz. Yani biraz sönsün. Bakın şimdi hepsi çok diri ve şu anda biraz söndü. 1-2 dakika içerisinde sönüyor zaten. 1 litre suyumuzu ekleyelim. Ben 1 litre ekledim. Siz kullandığınız malzemenize göre orantı yapabilirsiniz. Bu aşamada şöyle bir karıştırıp tadına, tuzuna bir bakın. Eksiği varsa ekleyin çorbamızı hazırladık. Kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 20 dakika veya 25 dakika orta derecede kaynamaya bıraktım. Bakın sevgili arkadaşlarım, hepsi lokum gibi pişmişti. Şimdi çorbamız hazır. Altını kapatıyorum ve güzelce bir blenderdan pürüzsüz oluncaya dek geçiyorum. Evinizde blender olmayabilir, hiç sorun yok. O şekilde de servis edebilirsiniz. Sebzelerin göründüğü güzel bir çorba olur. Görüyor musunuz rengi her şeyi doğal hiçbir katkı kullanmadık. Hemen ben servis için tencereye alıyorum ve doku testine geçiyorum. Üzerine servis ederken biraz karabiber biraz da taze maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Çok güzel bir aroma katıyor. Çok lezzetli bir çorbadır. Özellikle çocuklar için, özellikle bebekler için tavsiye ederim. Hem sağlıklı hem lezzetli bir sebze çorbası. Özellikle Ramazan ayında da farklı çorbaları çok seviyorsunuz. Sizlere bugün e, bu sebze çorbasını sunmak istedim. Kıvamını görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şahane bir kıvamı var. Umarım bugün hepinizin evinde bu çorba pişsin. İnşallah yorum olarak bana bildirin. Lezzetini nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Tekrar yeni tariflerinde buluşmak ümidiyle. Ile hoşçakalın.